Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün elimde yine çok güzel bir yazma var. Hem deseni hem de renkleri çok güzel gerçekten bu yazmamın. Lacivert zemini var, koyu mavi. Bugün bu yazmamın kenarında aslında kendim bir oya başladım, sürdürüyorum ama oyamın videosunu daha önce kanalımda paylaşmamışım. Bu nedenle oyam bitmeden sizinle videosunu da paylaşmak istedim. Yazmamı oyama hazırlarken ikişer zincir çekerek tığladım. Şöyle tığlamamı göstereyim ilk önce. Tabii ki oyalık yazmaları aldığımızda öncelikle yazmamızı tığlıyoruz kenarlarını. Kenarları delinmeden nasıl tığlanır diye soruyorsanız eğer YouTube'un arama kısmına Oya'nın 1098 yazdığınızda karşınıza çıkacak olan videomu izleyebilirsiniz. Ben orada bütün püf noktalarımı nasıl yaptığımı, yöntemimi anlatmıştım. Her zaman iki zincirle tığlıyorum. Yine bu sefer de iki zincirle tığladım. Yazmamın markası Cenk Mark arkadaşlar. Marka şöyle karşı köşede mi kaldı acaba, bakmak istiyorum ama. Evet, yazmamın markası Cenk, şöyle göstereyim. Daha önce kenarında başka videolar paylaşmıştım. O yüzden küçük örnekler var ama şimdi yaparken sökerek gideceğim onları. Çimenim şu şekilde ilerliyor. Yaptığım çimeni size göstereyim. 3 tane fıstık yapıyoruz. Sonra üzerine 3 fıstıktan sonra, 3 fıstık aradan sonra çiçek yuvamızı oturtuyoruz. Çiçek yuvamızı oturturken de bu şekilde 2 tane boş tepe, bir tane de ortada tam çiçek yuvası yaparak modelimizi ilerletiyoruz. Şöyle çimenimi göstereyim. Şu an ben daha yapıyorum. Ütülenmedi, çimeni de ütülenmedi. Sizinle de yapalım beraber. Sıfırdan nasıl başladığımı da göstereceğim. Sonra üzerini de yapar, süslemesini de gösteririz. Benim kullandığım tığım arkadaşlar bugün 21 numara. Ben bugün 21 numara tığ kullanacağım. Fıstık oyası olduğu için özellikle 21 numara tercih ettim. 22 numara fıstık oyasını yaparken biraz eğiliyor bence. Benimkinde hep eğiliyor ya da ben örerken. Bu nedenle 21 numarayı tercih ettim. Siz dilerseniz 20, 21, 22 numara tığlardan istediğinizi tercih edebilirsiniz. Çimenimi örerken kullandığım ipim Altın Başak marka 383 numara yeşil. Üzerinde de kullanacağım iplerim arkadaşlar kırmızı tonu için Altın Başak 211 numara. Mor tonu var, şöyle mor gülleri vardı, göstereyim size. Bu mor güller için Altın Başak 87 numara ve Altın Başak 466 numara mavi için kullanacağım. Burada da leylak marka bir ipim var benim. 878 numara. Onu kullanacağım sarı için. Şu an elimde değil ama hatta burada onu da göstereyim size. Hardal sarısı ipim de bu olacak. Hemen başlayalım örneğimize. Güzel bir model. Ağır böyle. Ben çok beğendim açıkçası. Hemen göstereyim. Beraber yapalım. İlmeğimizi oluşturalım. Şöyle göstereyim. Tığ battığımızın altından ipimizi tutturalım. Buradan itibaren anlattığım şekilde yapın. Aynısı olacaktır. Ben başlarken arkadaşlar modele mesela 3 tane fıstıklı çimen yapıyoruz ama 2 tane ya da 1 tane yaparak başlıyorum. Çünkü diğer taraftan geldiğimizde de 1 tane 2 tane bundan yapmak gerekiyor. Çok aralıklı olmasın, son yaptığımız çiçekle ilk yaptığımız çiçeğin arasında çok çimen kalmasın diye ya 1 tane ya da 2 tane yapıyorum. Tam 3 tane yaparak başlamıyorum. Şimdi nasıl yaptığımı anlatayım size. İpimizi tutturduk. Tığ battığımızın altından girdik. Küçük bir örümcek yaparak başlıyoruz. Örümceğim, hatta bu biraz geniş bile oldu. Biraz küçülteyim. Örümceğim yaklaşık 2 tığ battı uzunluğunda. Bunu da şöyle yan tutarak ölçerek yapabilirsiniz. Hemen 2 defa doluyorum tığımın ucuna ipimi. 1, 2, 3 tane boşluk bıraktım. Dördüncünün altından giriyorum. İkişer, ikişer, ikişer. 3 kere de çıktım. Üstüne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 zincir çektim. 10 tane zincirimle tığda kalan ilmeğin birinci ilmek zincirimin altından giriyorum. Tuttuğum ipin içinden. Zincirimin altından, tuttuğum ipin içinden. Zincirimin altından, tuttuğum ipin içinden. 4 oldu. 5 oldu. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 tane bu şekilde ilmeğimi atıyorum. Sonra tığımın üstündeki görüntü bu şekilde. Hepsini birden topluyorum, düğümlüyorum. Ve yeniden alttaki trabzanımız vardı bizim. Trabzanımızın önünden girerek bu şekilde sık iğne ile tutturuyorum. Yaptığım sık iğne birinci sık iğnem. Yanına ikinci, yanına üçüncü,
Yanına 4. Sık iğnelerimi devam ettiriyorum. 5. 6. 7. 8. 9 tanesi trabzanımda. 10.'su tığ battığının altında. Bu şekilde bu çimenden yapıyorum. Diğerlerini de aynı şekilde yaptım arkadaşlar, anlattığım gibi. Hemen çiçek yuvamıza başlayalım. Çiçek yuvası için yine küçük bir örümcek yaparak başlıyorum. Üstüne 2 defa doladım. Tığ battı da 1, 2, 3 boşluk bıraktım. 4.'ünün altından giriyorum. 2'şer, 2'şer, 2'şer çıktım. Üstüne 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Geri döndüm. Bu sefer 10 tane sık iğne yapacağız. Birinci sık iğnemi yaptım. Kirpiğimi düğümledim. Yanına 2, yanına 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11.'yi bu sefer tığ battının altından yapıyorum. Bu şekilde yaptık. Şimdi yeniden bu sefer tam olarak çiçek yuvamıza oturtacağımız aşamaya geldik. Yine küçük bir örümcek yapalım. 2 defa doladım. Tığ battı da 1, 2, 3 tane boşluk bıraktım. 4.'ünün altından giriyorum. 2'şer 2'şer. 3 kere de çıktım. Üstüne 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. 4 tane zincir yeterli. Örneğimin ters yüzünü döndüm. Şöyle geldim. Biraz önce yaptığım trabzanımın tepesinden sık iğne ile 4 zincirimi tutturuyorum. Üstüne bir zincir çektim. Örneğimin ön yüzünü döndüm. Burada küçük bir örümcek yapıyorum. Örümceğin bir tığ battı uzunluğunda. Küçücük. Şöyle yapayım, size de göstereceğim. Şu kadar. Hemen yuvadan tutturuyorum. Yine küçük bir örümcek yaptım. Tutturdum. Küçük bir örümcek yaptım. Tutturdum. Üçüncü örümceğim oldu. Küçük bir örümcek daha yapıyorum. Tutturdum. Dört tane oldu. Yedi tane yapacağız arkadaşlar. Yine küçük bir örümcek. Beşinci küçük bir örümcek yapıyorum. Altıncı. Yine örümceğim. Küçük olsun. Son örümceğim yedinci. Yedi tane yaptık. Yedinci örümceğimi de yine yuvadan tutturuyorum. Aşağıya doğru yine 10 tane sık iğne ile devam edeceğim. Bir. İki. Üç. Dört. 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane sık iğne trabzanımda. 11. sık iğnem tığ battının altında. Şöyle yaptık arkadaşlar orta kısmını da. Yeniden çiçeğimizin diğer tarafta da tutturulacağı boş tepeyi yapmamız gerekiyor. Küçük bir örümcek daha yapıyorum. Böyle anlatırken karışık mı geldi bilmiyorum ama yapması çok eğlenceli ve çok çabuk ilerliyor. Orta kısmı fıstık olmasına rağmen çok çabuk giden bir çimeni var. 2 defa doladım. 1, 2, 3 tane boşluk bıraktım. 4.'den giriyorum. 2'şer, 2'şer, 2'şer çıktım. Üstüne 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Geri döndüm. Kirpiğimi düğümledim. Yanına ikinci sık iğne, yanına 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane yaptım. 11. tığ battının altında bu şekilde yaptım. Buradan arkadaşlar tekrar aradaki fıstıklı çimenlere dönüyoruz. Küçük bir örümcek yapıyorum yine. 2 defa doladım. 1, 2, 3 tane boşluk bıraktım. 4.'ünün altından giriyorum. 2'şer, 2'şer, 2'şer çıktım. Üzerine burada 10 tane zincir çekiyorum. 10 zincirime tığda kalan ilmeğin birinci ilmek. Zincirimin altından geçtim. Tuttuğum ipin içinden. Zincirimin altından tuttuğum ipin içinden. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 tane ilmeğimi attım. 20 ilmeğimi topluyorum. Üstünden düğümlüyorum. Sıkıca daha sonra açılmasın, gevşemesin ya da şekli bozulmasın diye. Sonra yeniden trabzanımın önünden düğümlüyorum. Bu birinci sık iğnem. Yanına 2, yanına 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. 9 tane yaptım. 10'uncuyu tığ battının altından yapıyorum. Fıstık yaptığımızda 9 sık iğne, fıstık yapmadığımız yerlerde 10 tane sık iğne yaparak örneği yapıyoruz. Bu şekilde çimenimizi ilerletiyoruz. Şöyle çimenimi bir de şöyle göstereyim size. Zaten çimeni bile çok güzel bence. Benim çok hoşuma giden bir çimen oldu. Şöyle göstereyim. Hemen hangi rengimle, mavi renkli ipimle başlamak istiyorum çiçeğimin yapımına. Ben bir tane çiçek yapmıştım modeli kurarken en başa. Şimdi onun yanına bir tane maviden yapalım. Biraz ip saracağım çünkü üst kısmında hep fıstık yapacağımız için. Biraz ipimiz hazır olsun. İlmeğimi oluşturuyorum mavi ipimle. Çiçek yuvamıza geldik. Çiçek yuvamızda ters yüzden başlıyoruz. Ters tarafta, örneğin ters yüzünde, tam ortadaki çiçek yuvasının önünde kalan 5 zincir bıraktığımız boşluktan tek tepeden tutturuyorum ipimi. Bunu yaptıktan sonra şöyle tuttum, göstereyim arkadaşlar. Örümceğimin, tam şöyle tepeden göstermek istiyorum ki örümceğimin şöyle oyanın düz yönünde kalan telinden sık iğne ile girdim. Hemen buradan bir sık iğne, üstüne tekrar bir sık iğne daha yaptım. Üstüne 1, 2, 3, 4 zincir. İkinci örümceğimi açtım. 1, 2, 3, 4 zincir. Üçüncü örümceğimi açtım. Şu anda arkada kalan teli açıyorum ama aslında oyanın düz yönü. 1, 2, 3, 4. Yine diğer örümceğimi açtım. Yeniden 1, 2, 3, 4. Diğer örümceğimi açıyorum. 1, 2, 3, 4. Diğerini açtım. 6 tane oldu. 7.yi açıyoruz. 1, 2, 3, 4. Yine arkada kalan telden açtım örümceğimi. Bu kısmı bitirdikten sonra hemen şöyle öbür tarafa yine zincir falan çekmeden tutturdum. Bu aşamaya gelince arkadaşlar şöyle örümceklerimizi çekip elimizle istediğimiz boya ulaştırabiliriz. Birazcık en başta yaparken dar gibi durabiliyor. Üstüne bir zincir çektim. Örneğimin düz yönüne geçtim. Biraz netleştireyim sizin için daha güzel görünsün. Hemen ilk 4 zincirimin altından sık iğne ile ipimi tutturuyorum. Üstüne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 zincir çektim. 10 zincirime yine 20 ilmek atacağım. Çimende yaptığım gibi. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 tane yaptık. Hepsini birden topluyorum. Düğümlüyorum. Ve yine kendi 4 zincirinin altından sık iğne ile tutturdum. Bu birinci sık iğnem. Yanına bir tane daha sık iğne yapıyorum. Bitirirken iki sık iğne ile bitirdim. Çünkü üst üste binmesin, daha düzgün, daha tane tane dursun fıstıklar diye. Bu kısımda işimiz bitti. Yan tarafa yine yandaki 4 zincire sık iğne ile girdim. Üstüne 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 zincir çektim. Yine 10 zincirime 20 ilmek atıyorum. İkinci, üçüncü, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 tane ilmeğimi topluyorum, düğümlüyorum. Kendi 4 zincirinin altından sık iğne ile tutturuyorum. Yanına bir tane daha sık iğnemi yapıyorum. Bu şekilde oldu. Şimdi arkadaşlar 4 tane daha tekrar yapmam lazım. 6 tane boşluğum vardı. Ben hızlı bir şekilde diğer 4 fıstığı da yapacağım. Ve nasıl kapattığımı, sonunda nasıl bitirdiğimi sizinle bitirme aşamasına gelip paylaşacağım. Ben son fıstığımızı da yaptım arkadaşlar. Yine kendi bulunduğu zincirimin altından önce sık iğne ile tutturuyorum. Sonra yanına bir tane daha sık iğne yapıyorum. Bu şekilde bırakmıyorum. Şurada bir düzensiz görüntü oluşuyor farkındaysanız. Bunu engellemek için de şuradaki altta mavi ipimle ilk tutturduğum sık iğnem vardı. O sık iğnenin önünden girerek tekrar bir sık iğne daha yapıyorum. Üstüne bir zincir çektim sıkıca. Burada ipimi keseceğim. Bu şekilde çiçeğimi tamamlamış oldum. Ara çimenlerim şu şekilde. Ve çiçeğim de böyle. Ben hızlıca iplerimi yakıp ütüleyip göstereceğim size. Ben oyamın çiçeğinin yanına bir tane daha yaptım arkadaşlar. Bu şekilde oluyor. Ben bu sıklıkla yapıyorum. Siz dilediğiniz sayıda aradaki çimen sayısını değiştirerek daha sık ya da daha seyrek de yapabilirsiniz. Yakın plan fotoğraf isteyenler için yakın plan fotoğraflarımı Instagram'da paylaşıyorum Oya Hanım sayfamda. Beni Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Şimdiden yapacak olanlara kolaylıklar diliyorum. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ihmal etmeyin. Kanalıma hala abone olmadıysanız ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Şimdiden herkesin ellerine sağlık. Herkese kolay gelsin.